Sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine güzel bir video içerisindeyiz. Evet, altcoin'leri, belli altcoin'leri satmaya başladık. Herkes de bir heyecanlandı biz satmaya başlayınca. Özellikle yeni bir strateji üzerinde piyasada arkadaşlar güzel para kazanma vaadiyle birlikte kendimize bir yol haritası çıkartmaya devam ediyoruz. Piyasanın dinamikleriyle birlikte bazı durumlar değişebilir elbette. Daha önce yaptığımız sepet bize güzel paralar kazandırsa da artık yerinde sayan projeleri ben elimde tutmayı düşünmüyorum. Bu yönde de hamlelerimi yapmaya başladım. Twitter'dan sattıklarım projeleri açıklamaya çalıştım sizlere. Oradan takip edenler iyi bilecektir ki hareketsiz, hacimsiz kalmış, halen yerinde sayan, bu döneme kadar bize hiç para kazandırmamış projeleri yavaş yavaş elden çıkarttık. Hocam, altcoin boğası gelmedi. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Neden bu stratejiyi uyguluyorsun? Arkadaşlar, bu döneme kadar altcoin boğası gelmese şayet bu tarz güzel haberlerle bile bir tepki alması gerekiyor bazı projelerin. %50, %20, %30 bir tepki bile bizim için iyidir. Fakat bakıyorum, yerinde sayıp hala düşen, hiç yükselmeyen, hiç keyif vermeyen projeler var. Teknolojiyle birçok insanları elbette büyülüyorlar. Biz de bu teknolojiyi white paper'ını okuduğumuzda ne yapıyoruz? Harika proje, süper proje diyoruz. Bu yürür diyoruz, alıyoruz. Projesi geliştirmeye açık olan altcoin'ler bir süre sonra tıkanmaya başlıyor. Projeyi geliştiremiyor, ilerletemiyor, yürütemiyor. İşte satışlar, vestingler, airdroplar, şunlar bunlar vesaire. Ne oluyor projeler arkadaşlar? Sürekli ilgi kaybetmeye başlıyor. Şimdi Pepe gibi, Bonk gibi, Miv gibi projeler piyasada hakimiyetini korup topluluğu gücü arkasına alıp parayı sürekli yukarıya taşırsa birçok insan da bu tarz projelere girer. Şimdi siz arkadaşlar 5x 10x kazandığınız bir projeye mi girersiniz? Görüp de bunu mu alırsınız? Veya gidip de yerinde saymış, hiç hareket etmemiş. Ben bu yatırımı boğada yaparım. Boğada yerinde sayan projeye para sokarım. Boğa gelmiş, herkes yükselirken daha hareketini yapmamış projeye para sokarım. O proje hareketini boğada mutlaka yapar. Ama şu dönemde mutlaka arkadaşlar altcoin'lerin artık bir şekilde bu güzel haberlerle tepki alması gerekiyor. Dün Ethereum ETF onaylandı, SEC onayladı. Birçok işte BlockRock şirketi yatırım yaptı, açılışa yaptılar. Hepsini gerçekleştirdiler. Hala altcoin'ler düşmeye devam ediyordu. Hiçbir şekilde altcoin'leri etkilemiyor yani. Ethereum ETF'i de hayal kırıklığı yaratacak gibi durmakta şu anda. Zaten Bitcoin ETF'i gibi Ethereum ETF'i tam anlamıyla piyasada kavranmayacak gibi bir durum söz konusu var şu anda. İnsanlar çünkü nedir? Ethereum'un çok fazla riskli olduğu için kurumsalların yatırım yapması biraz daha risk boyutunu aştığı için Bitcoin kadar önem kazanmayacağını düşünmekteyim. Bunun haricinde sevgili arkadaşlar, şu da söz konusu tabii ki. Ethereum ETF'i altcoin boğasını getirmeyecek. Altcoin boğası Ethereum ETF ile gelmeyecek. Ethereum tabanlı projenin hype yapacağını daha önce söyledim bakın videoda. Ethereum'un ETF onaylanması Ethereum'a ATH yaptırabilir. Ethereum tabanlı projeleri yukarıya taşıyabilir. Yan projeler var ya, ENS gibi, ETC gibi. İşte bu tarz projeleri yukarıya taşıyabilir. Fakat arkadaşlar boğayı getirmeyecektir. Şu an piyasada likidite, para, hiçbir şey yok arkadaşlar. Yürümüyor piyasa yani. Meme projeleri haricinde piyasa yürümüyor. O anki trend, hype neyse o projeler yürümekte. O da tabii ki arkadaşlar ufak tefek, %20, %30. Bizim şu an vadeli işlemlerden kazandığımız paralar %20, %30'da kalıyor. Çünkü para olmadığı için. Ben o işlemleri %300'e, %500'e kadar taşımayı biliyorum ki boğada da bunları yapacağım vadeli pozisyonlarda. Ama piyasada para olmadığı için ne yapıyoruz maalesef arkadaşlar? %25, %30'dan sonra artık direnç bölgesine geliyor ve orayı kırması gerekirken satış yiyor. Aşağıya tekrar bize trade fırsatı veriyor. Bu yüzden ne yapıyoruz? %25 yukarıda satıyoruz. Aşağıdan tekrar alıyoruz. %25 öyle kazanıyoruz. Bu şekilde kasamızı büyütüyoruz. Şimdi geçtiğimiz günlerde Ethereum videosu yaparken ENS'den bahsettim sizlere. ENS arkadaşlar bizim söylediğimiz bölgelerden çok güzel bir şekilde yukarıya gitti ve bize güzel para kazandırdı açıkçası. Bir gün önce Twitter'dan söyledim. İki hafta önce de büyük ihtimalle videosunu çektik sizlerle Ethereum tabanlı projelerin. ENS hoşuma gitti. Özellikle kısa vadede ben 32'nin üzerinde kapanış yapmasını bekliyorum. Ethereum'la birlikte hareketlenmesini bekliyorum. Şu anda da çok güzel gidiyor. Kanal üzerine attı. Biliyorsunuz ki daha önceki videomda kanalın öneminden bahsetmiştim. Buradaki kanalın üzerinde kapanış zaten 32'nin üzerinde bir kapanış daha getirecektir bize diye düşünmekteyim. Yeni projelerimden, Ethereum'la birlikte taşıyacağım projelerden bir tanesi. Keza Miv projesini daha önce gene söylemiştim biliyorsunuz ki. Çok güzel bize aşağıdan 4x'lik bir para kazandırdı. Verdiğim bölgeden 4x'lik kazanç getirdi. Yeni paylaştığım projelerden bir tanesiydi. Hoşuma gidiyor arkadaşlar bu proje. Yeni min projelerimden bir tanesi. Spot sepetime aldım ben. Aşağıdan sizlerle de paylaştım. Bilmiyorum değerlendirdiniz mi? Şu an fiyat yüksek, 4x yukarıdayız.
Özellikle ben MIV projesini daha da yukarıya taşıyacağım bu arada. Elimde tutmaya devam edeceğim. Bitget üzerinden açıklama kısmından referans linkiyle üye olan arkadaşlar bonus olarak da kazanabiliyor, bilginiz olsun. MIV projesini taşıyacağım. Aynı zamanda Pepe devam ediyorum. Bonk devam ediyorum. Bunları elimden çıkarmadım. Bakın hacimli ve trend yönünde, yeni trend yönünde gidecek projeleri elimde tutmaya devam ediyorum. MX borsasında birçok varlığımı Rio'ya kaydırdım. Bakın söylüyorum net bir şekilde. Rio'ya kaydırdım. Rio'yu orada taşımaya devam edeceğim. Birkaç proje daha MX borsasında tutmaya devam ediyorum ama sepetimi daraltıyorum şu anda. Özellikle bir düşüş daha bekliyorum piyasada. Bitcoin'de bu haftayı tamamladıktan sonra net bir analiz yapıp tekrar bir geri dönüş yaşayabilir piyasa. Bu hafta Trump'ın Bitcoin konferansında konuşmasıyla birlikte birçok proje hareketlenecektir büyük ihtimalle. Olumlu senaryolar var çünkü. Bu senaryolar dahilinde arkadaşlar tekrar bir geri çekilme yaşayabiliriz. İşte burada tekrardan geri çekilme yaşandığında piyasa içerisinde bizim şu an sattığımız projeleri dipten alma imkanımız tekrar olacak. Tabii ki bu bir senaryo. Burada ben bir risk alıyorum. Piyasa buradan 100K'ya 200K'ya da gidebilir. Böyle bir beklentim benim yok. Ama gelebilir, olabilir yani. Her zaman analizlerimiz doğru çıkacak diye bir söz konusu değil. Orada da yanılmış oluruz yani. Fakat ben piyasanın açıkçası henüz boğa yaşayacağını, bu tarz durumların piyasaya hareket getireceğini düşünmüyorum. Getirseydi Bitcoin ETF'i getirirdi. Getirseydi Ethereum ETF'i getirirdi. Getirseydi bu kadar güzel çıkan olumlu haberler getirirdi. Hiçbir şey piyasaya hacim kazandırmıyor yaz aylarında. Özellikle arkadaşlar Eylül-Ekim sonrasında ABD seçimleri, faiz indirimleri vesaire gibi durumlar sonrasında Bitcoin halvingi 6 ayı tamamladıktan sonra güzel bir yükseliş yaşayacak diye düşünmekteyim piyasa. Bu döneme kadar da geri çekilmelerde şu anda yukarıdan verdiğim malları tekrar bir düşüş olursa tekrar dipten işte SEI'yi mesela sattım. Daha ucuza alabilirim. STX'i sattım. Daha ucuza tekrar alabilirim. Alamazsam da yapacak bir şey yok. Şu an satmadığım projeler var elimde. Trend yönünde yukarıya gidebilecek projeler var elimde. Bunlarla yoluma devam ederim açıkçası. Böyle bir risk aldım. Geri kalan birçok arkadaşlar çıkardığım parayı da vadeliye soktum. Belli miktarlarda Rio'ya ekleme yaptım. İşte MIV'e ekleme yaptım. Pepe'ye tekrardan ekleme yaptım. Bond projesine ekleme yaptım. Burada Orai projesine ekleme yaptım. FETI hala elimde tutuyorum. Fakat dediğim gibi Twitter'da yazdım. Oradan inceleyebilirsiniz. Sattığım projeleri orada yazıyorum sürekli. Shiba'yı sattım. STX'i sattım. Lady's'i sattım. Bunları satmaya devam edeceğim arkadaşlar. Elimden çıkarmaya devam edeceğim. Evet, gelelim alacak olduklarıma. Sabah da yazmıştım yine Twitter'da. Jüpiter projesi Solana'yla birlikte çok ciddi bir şekilde yükseleceğini düşünüyorum ben. Açıkçası çok büyük bir potansiyel var burada. Solana'nın ETF girişi olur mu? ETF başvurusu onaylanır mı? Bilemiyorum. Böyle bir şey olursa boğayı Solana getirecektir. Bakın Solana'nın ATH yapması, sert yükselmesi her zaman piyasaya bir canlılık getirmiştir. Ethereum'da bu olmuyor, işte Bitcoin'de bu olmuyor ama Solana yükseldiğinde ciddi bir şekilde hacim yükseliyor piyasada. Birçok insan gidiyor Solana projelerini almaya başlıyor. Bu da arkadaşlar Solana hype'ı yaratıyor piyasada ve insanlar direkt alıma giriyor. Bir hacim getiriyor yani piyasaya. Solana'nın çılgınca yükselişleri her zaman piyasaya olumlu yansımıştır. Bunu unutmayalım. O yüzden ben de Solana'yla birlikte Jüpiter'in de tekrardan hareketlenmesini bekliyorum. Özellikle çılgın bir boğa yaşarsak Jüpiter'in buradan 20 dolara gidebilir arkadaşlar. Bu da göz önünde bulundurmalı. Tekrar dediğim gibi güzel bir düşüş gelirse, bakın 0.85'e kadar bir geri çekilme gelebilir. Aynı zamanda arkadaşlar 0.75'e kadar da bir geri çekilme gelebilir. Bu geri çekilmelerde Jüpiter'de alıcı olmaya başlayacağım. Daha önce videomda anlatmıştım Solana videomda. Beğendiğim bir proje. Bunun haricinde Tom projesi. Telegram'ın çok güzel bir projesi. Düşüş beklediğimi söylemiştim bu projede. Gördüğünüz gibi kanalın içine doğru girmeye başladı. Daha önceki Tom videomu hatırlarsanız düşüş beklediğimizi söylemiştik ve buralardan 8.5 dolara ve 10 dolara ne yapmışız? Koymuşuz çizgilerimizi. Yükseliş bekleriz demişiz buradaki desteğin üzerinde kapanışlarda. Şimdi artık kanalın altına sarkarsa piyasanın geri çekilmesiyle birlikte benim alıcı olacağım bölgeler 6 dolar 5.5 dolar bölgeleri. Buralara kadar bir geri çekilme Tom projesi için güzel bir fiyatlama yapabilir bizler için arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde değerlendirmeyi düşündüğüm diğer projelerden bir tanesi çıkacağız. Verdiğim grafikleri, analizleri iyi takip edin. Bakın genelde çok az, nadir yanılıyorum. Kendi aldığım projeleri, kendim için analiz ettiğim projeleri tamamen içten bir şekilde size anlatıyorum. Yani işte şu projeyi almayacak olsam anlatmam ama millet anlatıyor. Neden? Çünkü hype'ı var projenin. İzleniyor yani, anladınız mı ne demek istediğimi? Adam almıyor belki ama izlendiği için, trendde olduğu için çekiyor onun videosunu.
Bizim videolarımız ondan az izleniyor zaten. Çünkü biz kendi aldığımızı söylüyoruz. Yani bakmıyoruz trendlerde hangi coin var. Bu coin videosunu çekelim de videomuz işte 5000 izlensin, 10.000 izlensin. Biz o şekilde yapmadığımız için izlenmiyor videolarımız. Ne alıyorsam onları söylüyorum. O yüzden başarılıyız. O yüzden güzel kazanıyoruz. Güzel kazandırıyoruz. Kendi cüzdanımda ne varsa aynı şekilde sizlere anlatıyorum. Aynı zamanda bugün ENS'e gene paylaştık. Trade ettik Telegram'da. Güzel kazandık. %43'lük bir kazanç getirdi bize. Daha öğlen vakitlerinde. Akşama kadar bu kazancı 2x'e taşımaya devam edeceğiz. Güzel bir destek direnç durumu vardı. Destek dirençle birlikte trade ederek arkadaşlar Telegram grubunda verdim. %26 burada aldık. %17 de yukarıda aldık. %43'lük bir kazanç verdi. Pepe'yi gene trade ettik. %15'lik bir kazanç da oradan aldık. Onu da katarsak zaten 2x'e yaklaşmış bir kazancımız oldu bugün vadeli kısmında. Kasamızı gene büyüttük. Büyütmeye devam edeceğiz. Trade fırsatı veren tüm altcoin'leri bizler bu şekilde gün içerisinde trade ederek para kazanmaya, kasamızı katlamaya devam edeceğiz. Boğa dönemine kadar. Sizler de katılmak isterseniz açıklama kısmından Bitget referansınızla üyeliğinizi yapın. KYC doğrulayın. Paranızı aktarın. Daha sonra iletişime geçin. Sizler de gün içerisinde verdiğim pozisyonları, al-sat fırsatlarını takip edebilirsiniz. Herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.